Bak hala benimle kafa buluyorsun. Hadi. Hadi yakalanacağız şimdi. Ekmeği almadık mı? Neredeydi ki, görmedim ben. Tezgahın üstündeydi. Derhal geliyorlar. Siz etrafı kolaçan ediniz, yakalanmayınız. Yürü hadi. Tamam. Hazır mısın kızım? Baban herhalde. Değilim ya. Biraz beklesin. Ya bekle denir mi? İçeri almam lazım. Bırak hadi, olmuş saçların. Hadi hadi. Hı-hı. Olmadı ya. Ah Gonca. Hoş geldin Musa. Hoş bulduk. Merhaba Mehmet. Merhaba abla. Gonca hazır değil. İçeri girip biraz bekler misin? Rahatsız etmeyeyim. Niye rahatsız olacağım? Gir. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Otursana. Yok, oturmayayım. Gonca da birazdan hazır olur herhalde. Emine anneye gidecek misiniz? Ha evet. Uzun süredir anamı görmedim. O da hep Gonca'yı sorup duruyor zaten. Gonca da ne zamandır babaannesini gidip görmemişti. İyi olur. Kusura bakma, bir türlü hazırlanamadım. Babaanneyle gitmek için çok süslü değil misin kızım? Oradan sonra arkadaşlarımla buluşacağım ya. Telefonda söyledim. Ben söylediğini hatırlamıyorum. Söyledi. Öyle mi? Dinlemedim herhalde, aklım başka yerdeydi. Uzun süredir alışveriş yapmıyorsun galiba. Aynı evde yaşamıyor olsak da ihtiyaçlarını bana söyleyebilirsin. Benimle ya da annenle alışverişe çıkabilirsin. Bir şeye ihtiyacı olursa benim de az çok almaya gücüm var. Gider alırız. Ama canı bugün bunları giymek istedi. Elbette. Ama sen şimdi yeniden yuva kuracaksın. Bazı masraflardan kaçınmalısınız değil mi? Gonca'nın ihtiyaçlarını benim karşılamam daha doğru. Hadi kızım. Babaannenin gözü yollardadır şimdi. Görüşürüz anne. Afiyet olsun. Teşekkürler. Seni iki kez aradığım için Musa Bey ile aranızda bir sorun yaratmadım umarım. İkinci kez aradığında evde değildim, yoldaydım. Yoksa seni başka bir yere gitmekten mi alıkoydum? Hayır. Zaten nereye gideceğimi bilmeden gidiyordum. Bu iyi geldi.
Musa Bey burada mı, Ankara'da mı? Hafta sonları burada. Ve şu an, şu saatte beraber değilsiniz. Kızı ve annesiyle görüşecek. Ve Ayşe Altay bu durumdan hoşlanmıyor. Ayşe Altay özel hayatını sırf genel müdürü diye birine anlatmıyor. Bu soruyu arkadaşın Uğur olarak soramaz mı? Arkadaş mıyız? Çok mu erken? Birbirimize güvenebilme sınırlarımızı bilmiyoruz. Evet. Erken. Arkadaşın var mı Ayşe? Hayır, yok. Kimseye güvenmiyorsun değil mi? Artık güvenmiyorum. Merhaba Ali. Merhaba. Nereye gidiyoruz? Yol nereye götürürse oraya. Geç kalmayız değil mi? Gonca 6 gibi eve dönecek de. Yok, dönmeyiz. Hangi arkadaşlarınla buluşacaksın? Pınar, Barış, ben. Ve? Eymen. Mehmet. Gonca'yı arkadaşlarına sen götürüyorsun. Sonra da alıyorsun, tamam mı? Peki enişte. Hiçbir şansım yok. Yok gibi görünüyor. Aynı sektörde çalışıyoruz değil mi? Yarın üzerinde olduğumuz taşlar yer değiştirdiğinde bana karşı yine eski Uğur Kırdar olabilirsin. İşim için her şeyi yaparım. Ayşe Altay'la uğraşırım. Doğru. Ama Ayşe'ye ve Ayşe'yle yaşadıklarıma dokunmam. Musa ile iyi gitmiyor. Çabuk pes ettin. Sıra olmayanları konuşuyoruz. İkimizin de kafası karışık. Birbirimize duyduğumuz saygının da sevginin de ciddi bir biçimde yaralandığını düşünüyorum. Yani? Evlenme kararınızdan vaz mı geçiyorsun? Geldiler. Aman da torunum gelmiş. Canım güzelim benim. Ne haber babaanneciğim? Sen nasılsın sen? Nasıl da özlemişim. Canım benim. Hoş geldin oğlum. Nihayet fark ettin ana. Kıskandım valla. Torunların yeri başka. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk kızım. Estağfurullah. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abicim, sağ ol. Hoş geldin Goncacığım. Hoş bulduk yenge. Oo, ana, sofrayı gene doldurmuşsun ha. Oturayım geç mı? Geç otur yavrum, otur. Gonca, de bakayım annen nasıl? İşte biliyorsunuz, hayatı biraz değişiyor. Hadi geç yap. İnşallah çok mutlu olurlar. Gördüğüm kadarıyla Ali Bey çok değer veriyor.
Sen nerede gördün kızım? Yengem akşam bizdeydi. Zehra? Zeynep'le biz görüşüyoruz. Böyle bir günde nasıl gitmeyeyim abi? Oldu olacak bir zahmet, sen de gideydin ana. Yüreğimin dayanacağını bilsem giderdim. Abi, alınacağını düşünemedim, affedersin. Benden özür dileme kızım. Bunu daha önce düşünecektin. Şimdi mi aklına geldi? Bundan sonra da bana sakın abi deme. Musa, Allah aşkına ne oluyor sen? Bir şey olmuyor ana. Gideyim, kalk. Baba, bir dakika. Daha yeni geldik. Nereye gidiyoruz? Eve. Baba, ben sizin evinize artık gelmiyorum. Gonca, Ayşe evde değil kızım. Hadi, arabada bekliyorum seni. Benimle selamlaşmıyor. Ne zaman karşılaştınız ki? Sabah. Size geldiğinde dışarıdaydım. Ali, nereye gidiyoruz? Kalan balıklarımızı şöyle açık havada yemek hoşuna gider diye düşündüm. Bugün mangalı ben yakacağım. Niye bana haber vermedin? Ben de bir şeyler hazırlardım. İşte onun için haber verdim. Ben pikniğe gitmeyeli kaç yıl oldu biliyor musun? Herhalde en son Gonca ilkokuldayken gitmiştik. Hoş geldiniz Musa Bey. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Biz iyiyiz. Asıl sen nasılsın? İyiyim. Artık annemle oturuyorum. Eminsin değil mi? Evde değil. Demin dedim ya kızım. Asiye Hanım. Efendim Musa Bey. Kızıma ne ikram edeceksiniz? Turta yapmıştım. Gonca sever. Unutmamışsınız. Getiriyorum. Bana da bir kahve yap. Peki efendim. Teşekkür ederim. Baba. Belki karıştığım için kızabilirsin. Ama yengeme çok ayıp ettiğini düşünüyorum. Yanılıyorsun kızım. Asıl yengen çok ayıp etti. Niye? Annemin arkadaşı olarak bize gelemez mi? Gonca, böyle bir günde gelemez kızım. Zehra hala bizim ailede. Yakışık almaz. Yengem artık sizin aileden falan değil ki. Amcamla boşandılar. Gonca, güzel kızım. Yengen hala bir bayri. Onun için bir yere gidemez. Bu konuyu da uzatmayalım. Tamam mı? Bunu sen mi koydun buraya? Ne o?